Merhaba, ben Tuna Altınel. Fransa'nın Lyon şehrinde Claude Bernard Lyon 1 Üniversitesi'nde 1996 yılından beri matematik bölümünde öğretim üyesiyim. 12 Nisan 2019 tarihinden beri de Türkiye'de zorunlu ikamete tabi tutuluyor. Bu tarihte üniversitemin daha tatilinden yararlanarak ailemi, yakınlarımı görmek üzere geldiğim Türkiye'ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havaalanı'nda zayi olduğu gerekçesiyle pasaportuma el kondu. 12 Nisan 2019 sonrasında ilk bir ay bu el koymanın nedenlerini araştırmakla geçti. Avukatım Meriç Eyüboğlu, el koymanın Balıkesir Valiliği'nin başlattığı bir soruşturmanın sonucu olduğunu öğrendi. Balıkesir'in işin içinde olmasının nedeni, yurt dışında yaşamamdan dolayı Türkiye'de bir ikamet adresinin olmayışıydı. Araştırmalarım beni en sonunda 10 Mayıs 2019 günü Balıkesir Valiliğine kadar getirdi. Burada da sorularıma bilgilendirici yanıtlar yerine boşuna gelmişsiniz karşılığını aldım. Birkaç saat sonra İstanbul otobüsünü beklerken gelen bir telefon üzerine yeniden döndüğüm Balıkesir Valiliği önünde gözaltına alındım. 11 Mayıs 2019 gününde tutuklandım. Pasaportuma el koymamın nedenini gözaltında sorgulanırken öğrendim. Fransa'da üyesi olduğum, benim dışındaki bütün yönetim kurulu üyeleri doğma büyüme Fransız olan Lyon-Ronard Kürt Dostluk Derneği ya da Fransızca adıyla Amitié Kürt Lyon-Ronalp 21 Şubat 2019 tarihinde Cizre Bodrumları üzerine kamuoyu açık bir toplantı düzenlemişti. Lyon-Ronalp'ın belediyesinin tahsis ettiği bir salonda yasal bir dernek tarafından valilik izniyle düzenlenmiş olan bu toplantıya katkım dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Lyon Başkonsolosluğu beni bağlı bulunduğu bakanlığa ihbar etmiş. Bu bakanlıkta 27 Şubat 2019 tarihli bir yazıyla İçişleri Bakanlığı'na gerekenin yapılmasını istemişti. Tutuklanmamın hemen ardından hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması 30 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Hiçbir tehdit ya da yurt dışı yasağına tabi tutulmaksızın tahliye edildim. Tahliyemi izleyen Eylül ayında diğer avukatım İnan Yılmaz'la birlikte pasaportumun iadesi için Balıkesir Valiliğine başvurduk. Başvurumuz reddedildi. Verilen yanıtta beraatim son durumunda yeniden başvurmamın gerektiği yazılıydı. Avukatım Meriç Eyüboğlu bunun üzerine Balıkesir 2. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Bu mahkeme talebimizi geçtiğimiz Temmuz ayında reddetti. İzmir Bölge Mahkemesi'ne yaptığımız itiraz da reddedildi. Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davamın 19 Kasım 2019 tarihindeki ikinci duruşmasında hakkındaki suçlama terör örgütü üyeliğinden terör örgütü propagandasına çevrildi. Üçüncü duruşma tarihi olarak da 24 Ocak 2020 verildi. Üçüncü duruşmada karar açıklandı. Beraat ettim. Gerekçeli kararın da açıklanmasının hemen ardından 21 Şubat 2020 günü savcı karara itiraz ederek beraatimi istinafa taşıdı. Böylece beraatimin kesinleşmesi süreci uzatılmış oldu. Buna pandemi eklendi. Neyse ki aralarında üniversitemin de bulunduğu çeşitli uluslararası kurum ve dernekler desteklerini yazdıkları mektuplarla belirttiler. Sonunda İstinaf Mahkemesi savcının itirazını reddetti, yani beraatimi onadı ve 3 Eylül 2020 tarihinde beraatim kesinleşti. Beraatimin kesinleşmesiyle birlikte avukatı Meriç Eyüboğlu Balıkesir Valiliğine yeni bir pasaport iade başvurusu yaptı. Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün verdiği yanıt bir kez daha olumsuz oldu. Bu sefer herhangi bir gerekçe de gösterilmedi. Yalnızca İl Emniyet Müdürlüğü İdari Karar Komisyonu'nun talebi olumsuz değerlendirdiği yazılıydı. Biz de Ankara'da İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki Pasaport İdari Karar Komisyonu'na itirazımızı yaptık. Bekliyoruz. Sürekli olarak kendimden, Tuna Altınel'den bahsettim ama bana yapılanlar Türkiye'de başka birçok insanın da başına geliyor. Biraz farklı bir açıdan bakıldığında bana yapılanlarla KYK ile işlerinden atılanların başlarına gelenler arasında benzerlikler görülecektir. Yaşanan sürecin hukuki boyutunun tüketilmesi ve mağdurların idari süreçler içinde boğulması hemen göze çarpan bir özelliktir. Benim en büyük avantajlarımdan biri öğretim üyesi olduğum üniversitenin
verdiği maddi ve manevi destektir. Beni memur koruma planı çerçevesine alıp maaşımın ödenmesini devam ettirmiş, çalışma hakkımın gasp edilmesine karşı durmama destek olmuştur. Maddi destekten kastım budur. Sürekli uzatılan sürecin beni ekonomik olarak çökertmesinin önüne bütün akademik kurumlara örnek olacak bu durumla, bu tutumla geçilmiştir. Ayrıca üniversiteden mahkemelere, komisyonlara mektuplar yazmış, duruşmalara gözlemci olarak bir avukat göndermiş ve tamamen demokratik ifade özgürlüğü çerçevesinde görülmesi gereken etkinliklerim yüzünden tabi tutulduğum kötü muamelelerin derhal sonlandırılmasını talep etmiştir. Manevi destekten de kastım budur. Yani demokratik dayanışma. Dayanışma çabaları yalnızca üniversitemle sınırlı kalmadı. Çeşitli meslek örgütleri, uluslararası kurumlar, dernekler, belediyeler tarafından da yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bunların ayrıntılı dökümünü öğretim üyesi bulunduğum matematik bölümünün internet sitesindeki bana ayrılan sayfada bulabilirsiniz. Pasaport İdari Komisyonu'na gönderilen bir kısmı, mektupların bir kısmı ve bunların çevirileri de aynı sayfada yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışından bu dayanışma çabalarının mücadeleme katkısı büyük oldu. Sözlerimi bu bağlamdaki talebimle bitireyim. Ben ve benim gibi pasaporttan hukuk dışı yollarla el konularak anayasada yazılı olan seyahat özgürlükleri ve çalışma hakları gasp edilen bütün yurttaşların bu mağduriyetlerinin derhal sonlandırılmasını talep ediyorum.